Satır arasından herkese merhabalar. 29. bölümümüzle, 29. bölümümüzle karşınızdayız. Bu bölümde İhsan Oktay Anar'ın Kitab-ül Hiyal kitabını okuyacağız. Bu bölümde Dilşat'la birlikteyiz. Çağrı ve Dilşat olarak karşınızdayız. Herhalde sanırım ilk kez Eren yok ya da ikinci falan olabilir. Değil mi Dilşat? İlk kez Eren yok. Evet. Ben zaten alışılageldiği üzere bu sene bayağı şeydim, yoktum genel olarak. Bu seneki ikinci ya da üçüncü katıldığım bölüm sanırım. Umarım bundan sonra daha sık katılım göstereceğim. Yani bizim en azından ihtiyacımız var o mevzuya. Evet. Dün de yine seni andık. Öyle mi? Ha? Çağrı geri dön diye yine çağrı yaptık sana. Eyvallah. Yani herhalde bu sefer daha rahat dönebileceğim sanıyorum. Çünkü şimdi tam zamanlı işe de başlayacağım. Yani biraz daha düzenim oturacak gibi. İşte bizim kızımız Duru'nun da şeyleri biraz büyüyor yani artık o kadar bizi yormuyor ya sağ olsun. biraz daha böyle şey olacağız inşallah. Zamanım olursa şey yapmayı düşünüyorum ben de daha aktif katılmayı düşünüyorum. Seviniriz. Aynen ama yani bölümleri her zaman takip ediyorum işte Telegram grubu çok aktif mesela o konuda çok şeyim. Mutluyum yani hani çok ben orada aktif olamasam da. Bayağı güzel muhabbet dönüyor orada yani. Bazen böyle sert tartışmaya dönüyor. Troller giriyor, çıkıyor, bir şeyler oluyor. Hatta geçen işte şey bölümünde geçmişti muhabbeti. Monty Python'da konuşmuştunuz. Benim böyle bir burası benim işte mağaram falan gibi laflar etmişsin. Oraları kaçırmışım ben de sonradan tekrar baktım. Bayağı yoğun böyle güzel muhabbet dönüyor. 250 kişiyi de geçti yani. Hani bir komünitemizin oluşuyor olmuş olması da benim çok hoşuma gidiyor. O açıdan Evet. Güzel gittiğimizi düşünüyorum. Ama tabii bu sene düzenli yayın yapmakta zorlandık. İşte senin zaten yoğunluğun arttı. Hem işin var hem okulun var. Bir yandan Eren işte evlilik sürecine girdi. O yüzden zaten onun sürekli yok nişanlılıktı. İki tane düğün yaptı falan. Ailesel işte sağlıksal durumlardan dolayı çok katılmam mümkün olmadı. Ama ben yani şey açısından memnunum. Mesela Erhan geldi aramıza. Evet, onun geri dönmesi güzel oldu. Bir tane film bölümünde geldi katıldı. Hatta işte son filmi Samuray, hani kendi önerdi son filmi ve hani şeyde de üretimde de videonun üretiminde de montajında da katkı sağladı. Yani bunlar güzel şeyler. Yani orada bir belki işte Ömer tekrardan katılır aramıza. Geçen sene 2018'de daha aktifti. Hani böyle bir şekilde biz bir dinamizm yakaladık diye düşünüyorum. Her ne kadar Telegram kullanıcılarımızı o kadar aramızda göremesek de güzel bir en azından kurucu diyeyim. Çarkı döndürüyoruz yani arada böyle 3-4 aylık ara bile versek tekrar bir gün birisi böyle çıkıp birini dürütüp hadi artık yapalım işte film yapalım ne bileyim kitap yapalım hani bir şey çıkıyor böyle. Bu bölüm de aslında biraz öyle oldu. Eren işte beni dürtüyordu. İşte sen dürtüyordun. Hani sen de gel işte bir bölüme katıl falan. Ben de hani bu aralar biraz boş zamanım vardı son 1-2 aydır. İşte böyle farklı kitaplar okuyordum. Hiçbirine böyle tam bitirene kadar gelmemiştim de hep böyle hepsini paralel ilerletiyordum. İşte Eren'le en son bir konuştuğumuzda şey dedim işte bu İhsan Oktay Anar'ın Kitab-ül Hiyal'ini okuyorum. Hani bunu yapsak mı? Çünkü hem İhsan Oktay Anar sevdiğim bir yazar hem de sizin de hani Eren'in de senin de seveceğinizi tahmin ettim bu kitabı. O yüzden bunu önerdim. Eren aramıza katılamadı. Yani son dakika çıkan bir işlerinden dolayı. O yüzden Dilşat'la birlikteyiz. Moderasyonu da ben yapacağım. Aslında biraz Eren'e bu işi delege etmeyi düşünüyordum. Çünkü o hani edebiyatı daha hakim olan bizim üyem, en hakim olan diyeyim hatta üyemiz olduğu için. Yine de sanırım güzel bir bölüm çekeceğiz diye düşünüyorum. Ben bir girizgah yapayım. İhsan Oktay Anar kimdir ile. İhsan Oktay Anar Ege Üniversitesi'nde felsefe bölümü okumuş. İşte lisansüstü doktorasını da Ege'de yapmış. Ve şimdi Ege Üniversitesi'nde felsefe hocalığı yapan bir akademisyen aslında. Akademisyenken bir yandan da çok böyle farklı bir tarzı olan Türkiye'de işte tarihi roman yazımına bence çok yeni bir soluk getiren bir yazar aynı zamanda. Genelde Osmanlı döneminde geçiyor kitapları. Ve hani
bir yandan tarihsel gerçeklikle dokunduğu yerler oluyor. Hani işte hikayenin hangi yıllarda geçtiğini az çok anlayabiliyoruz. Çoğunlukla İstanbul'da geçiyor hikayeleri, romanlarının. Osmanlı döneminde geçiyor genelde. Ve hani bir yandan da baya böyle işte mistik, fantastik öğelerin de olduğu ve hani bazı sahnelerin böyle uzun uzun anlatıldığı. Hani böyle gerçekten bir film, fantastik film izliyormuşsun ya da bir ne bileyim bir fantastik işte Tolkien gibi mesela. Yani Türkiye'nin Tolkien'i gibi bir adam yani. Hani öyle söyleyebiliriz. Evet. Ama mizah da çok var mesela, şey değil. Mesela Tolkien'in kitaplarında mizah çok daha limitlidir. Daha böyle şeydir yani, o konuyu içine çeker sizi, acayip bir şekilde orada yaşarsınız. Mesela Yüzüklerin Efendisi'de ben öyle hissetmiştim yani, gerçekten o Frodo'yla işte o Mordor'a doğru gittiğimi hissediyordum yani okurken. Burada biraz daha dışarıdan hissettiriyor zaten. Dişat'ta da önden biraz konuşuyorduk. Şey bir tarzı var, böyle bir meddah gibi bir tarzı var, bir hikaye anlatıcısı gibi bir tarzı var kitaplarında. Dişat da bunu sevdiğinden bahsetti. Senin bir ilk yorumunu hani buradan da bir alayım Dişat. Sen hani İhsan Oktay Anar'ındaki, onlar hakkındaki genel görüşüm ve kitap hakkındaki genel izlenimin nasıl oldu? Tamam. Kitabı sen önermiştin zaten. Ben o zamana kadar İhsan Oktay Anar'la çok haşır neşir değildim. Artık Telegram grubundaki veya izleyenler arasında herkes biliyor ki bu kitap şey, bu grubun edebiyat anlamındaki en zayıf halkası benim. Çok böyle bir şeyim yok. Edebiyatla yakınlığım yok. Puslu Kıtalar Atlası'na bir ara böyle bir göz atmıştım. Çok zamanım olmadı, okuyamadım. Ama bu kitap biraz da herhalde döneme denk geldi. Rahattı. Senin dediğin gibi böyle ince olması da beni biraz cezbetti. Aldım. Başlangıcından itibaren sürükledi beni böyle. Aktı gitti yani ufak ufak. Hoşuma da gitti. Nasıl anlatsam? Biraz önce sana da söyledim böyle. Biraz hikaye anlatıcılığı gibi. Meddahlık gibi böyle. Ve çok iyi resmediyor şeyi, ortamı. Aynı anda da şeyi de yapıyor. Sanki bir film izliyorsunuz. Senin biraz önce söylediğin gibi bir film izliyorsunuz ve bir dış ses size neler olup bittiğini anlatıyor gibi. Böyle gayet rahat, akıcı. Uçup gidiyor yani. Onu çok beğendim. Şeyi çok beğendim. Edebiyatla birlikte felsefe yapmasını çok beğendim. Bunu yaparken kullandığı dili de beğendim işin açığı. Şimdi şöyle bir şey var. Eski Türkçeyi kullanmak veya işte edebi Türkçeyi kullanmak böyle herkesin harcı değil. Nasıl anlatsam? Ya şeylerde görüyoruz mesela. Bülent Ersoy da bir ara hatırlarsan yapardı böyle eski Türkçe kelimelerle konuşmaya çalışırdı. Ama ya bir olmuyordu, renk vermiyordu, tat vermiyordu yani. Bu öyle değil. Bu kullananın gayet hakim olduğu bir dil var ortada. Bolca eski Türkçe kelime var. Farsça, Arapça yani bizim işte Osmanlıca diye kolaylıkla tabir ettiğimiz Osmanlı Türkçesinden alınmış bir sürü kelime var. Kitabı okurken şeye ihtiyacı da hissediyorsunuz. Ulan açayım da bir bakayım ne var burada, ne yazıyor? İşte raviyana ahbar, nakilana asar diye devam Hep ediyor. o zaten hep var her yerde. İşte bakıyorsunuz raviyana ahbar ne demekmiş veya nakilana asar ne demekmiş diye. Bu Ne sizi demekmiş bu aslında... arada? Ben direkt bakmadım onlara da. Ne demekmiş? Sen baktın Ya mı? o ilk baktığımda bakmadan önce de tahmin ediyordum zaten şeyden ravi edildiğine göre işte haberi olanlardan ravi edildiğine bir anlamı var. Rivayet edenler demek galiba. Ben bunu çok başarılı buldum işin açığı çünkü şey biraz böyle bize uzaklaştığımız o dilin nasıl diyeyim oryantal tarafını da getirmiş böyle köşesiz. Daha yuvarlak, daha oval, daha böyle çabuk içe sindirilen tarafını da getirmiş. Ben o yüzden şeyi başarılı buldum. Kitabın dilini başarılı buldum, edebiyatını başarılı buldum. Bunu yaparken, bir taraftan edebiyat yaparken bir taraftan da felsefe yapıyor, sorular sorduruyor size. Düşünmeye sevk ediyor. İnce bir kitap. Okuyorsunuz, anlamıyorsunuz. Bir sürü eski Türkçe kelime var. Onlara bakıyorsunuz, sonra sayfanın tam anlamı karşınıza çıkıyor. Bu sefer düşünceye dalıyorsunuz. Ben yatakta kitap okumayı çok severim.
Başında komodinin ucunda hemen bir tane lamba var. Açıyorum böyle. Ben de bu Başla. arada uyumadan önce okudum bu kitabı yani. Genelde şey kurgu kitapları uyumadan önce okuyorum. Daha rahat oluyor yani. Çünkü atıyorum bir araştırma yazısı okunca kafana takılıyor falan, uyutmuyor. Ben de Evet. yatakta şey kurgu okumayı seviyorum. Şey tarafı da güzel böyle. Sanki böyle uçan alaya binmişsiniz. Eski Osmanlı'da böyle bir gezinti yapıyorsunuz. Gezinti yaparken de göz atıyorsunuz gibi bir hissiyat oluşturuyor. Yumuşak yani böyle. Nasıl anlatsam? Akıp gidiyor demiştim biraz önce. Evet, Hakikaten akıp gidiyor. evet. Onu çok sevdim. Kitabın hani başlangıcı için söyleyebileceklerim bunlar. İhsan Oktay Anar'ı işte bu kitaptan sonra araştırdım. Evet, bu da benim ayıbım. Bayağı eğlenceli bir yazar. Bayağı biraz önce Çağrı'ya bir şey başlamadan söylüyordum. Oturum başlamadım. Bana biraz ilk çağ filozoflarını hatırlattı diye. Evet. Birçok şeyden aynı anda bilgisi olan, haberi olan ve birçok şey üzerine kafa yoran, bundan da zevk alan bir adam. Özellikle işte Bahriye şey söyledi, Çağrı söyledi. Amat adlı kitabında bayağı ciddi Bahriye'ye dair bilgiler verdiğini. Bu taraftan da şeyi de beğendim yani. Çok yönlü bir kişiliğinin olması, çok yönlü yazım tekniğinin olması benim hoşuma gitti. Bunu da söyleyeyim, ekleyeyim. Şimdi bu kitap hakkında söyleyeceklerim bundan sonra yavaş yavaş herhalde bölümlere geçeriz. Evet, benim de benzer bir şeyim oldu, hissiyatım oldu. Bu arada hani eski kelimeler işte Arapça, Farsça. Bunun yanında bir de kendisinin böyle hani birazcık geçmişte nasıl söyleneceğine dair böyle hani uydurduğu diyeyim ama çok güzel uydurduğu şeyler de oluyor kelimeler. Mesela işte Pascal, bilim adamı Pascal'ı işte Passakal diye böyle çeviriyor falan. Hani böyle bir uyduruyor yani. Yani çok da güzel uyduruyor. Tam böyle yerini uydur işte. Mesela Coca-Cola ile ilgili tekila ile ilgili şeyler var. Tek ü-ala diye böyle çevirmiş falan. Yani hakikaten yani mesela tekila işte böyle genelde küçük bardağa koyulup tek seferde içilen bir şey. O da tek ü-ala büyük falan yani hani böyle hakikaten anlamıyla da nasıl içildiğiyle bile alakalı ve direkt şeyle de oturuyor falan. Böyle şeyler de insanı böyle hep güldürüyor yani hani bir yandan dediğin gibi böyle derin mesajlar da barındırıyor. Bir yandan da mesela ben şeyi de çok hissettim bu kitapta. Daha önceki kitaplarından işte Pusu Kıtalar Atlası'nı okudum, Suskunları okudum. Neydi bir de Efrasiyab'ın hikayelerini de okudum. Hani onlarda da genelde bunu hissediyordum. Yani bu Osmanlı'daki işte bürokrasi onu da hissediyorsun. Mesela yani Osmanlı dönemini de hakikaten yaşıyormuş gibi hissediyorsun. Zaten mesela o Yafes Çelebi'nin bürokraside bayağı bir burnunun sürtülmesi, bir sürü yerlere para harcayıp işte o sadece bir tasarımlarını ilgili işte bakanlığa sunacak falan onu yapmak için bile bayağı bir yollarda Çaba şey sarf bak yani bayağı çaba sarf ediyor falan. Hani aralarda bunları da serpiştirmiş ve hani bunu 155 sayfada hani böyle küçük de bir kitap büyük değil 155 sayfaya bunu sığdırmış. O açıdan ben de hani oldukça beğendim. Hani edebi tarzı olarak baktığımızda da yani İhsan Oktay'ın genel bir şeyi var. Böyle bir postmodern yaklaşım var. İşte postmodernlikte kullanılan tekniklerden işte mesela bir üst kurmaca, bir üst hikaye oluyor. Mesela bu Uzun İhsan Efendi aslında İhsan Oktay'ın hani ortak ismi var. Kendisinin bir hani orada şey bulmuş, vücut bulmuş hali gibi. Ve bu Uzun İhsan Efendi başka kitaplarında da yer alıyor. Mesela Pusu Kıtalar Atlası'nda var benim bildiğim. Diğer birkaç kitabında da varmış. Hani böyle bir şeyi var. Onun dışında işte farklı farklı işte felsefi ya da edebi eserlere göndermeleri oluyor. İşte bilim adamlarından bahsediyor. Hani ve alıntı da yapmıyor. Mesela onu böyle çok kendi tarzına harmanlayarak koyuyor. İşte atıyorum Galileo'nun hikayesini biraz böyle hani o dönemde bir Osmanlılı, işte Osmanlı eşrafından birisi Galileo'yu nasıl anlatırsa hani öyle anlatıyor. O dönemi bir meddaha nasıl anlatırsa öyle anlatıyormuş gibi hissediyorsunuz. Yani hakikaten böyle işte o dönemde atıyorum 19. yüzyılda 18. yüzyılda gitmişsiniz. Orada bir işte Osmanlı'da çok bilgili bir meddah işte size bu Yafes Çelebi'nin hikayesini anlatıyormuş gibi hissediyorsunuz. Yani İşte diyor ki şunu şundan duydum, bunu bundan duydum gibi böyle çok güzel bir akışı var. Ve kitap hani inanılmaz çok sayıda
insan ismiyle dolu. O benim mesela kafamı bazen karıştırıyordu. Yani işte bilmem ne, işte Topal bilmem kim efendi, yok işte işte Eşraf'tan kahveci bilmem kimin işte rivayet ettiğine göre şöyle oldu. Bir de böyle rivayetleri de çarpıştır. Yok aslında öyle değil de şöyle olduğunu düşünenler de var falan. Hani arada böyle kesinliği de kaybediyor hikaye. O açıdan böyle postmodern yaklaşımı da var. Bir şeye baktım. Ekşi Sözlük'te işte biraz bakındım neler yazılmış diye. Birisi listesini çıkarmış. İşte o ana karakter veya yan karakterlerle hiç alakası olmayıp sadece bu rivayet edenlere listesini çıkarmış. 94 tane isim saymış yani. Hani 100'e yakın isim var. Sırf böyle işte rivayet edenler falan. Hani böyle şey gibi hissediyorsun. Hakikaten o İstanbul'un kalabalığında işte o Galata'da işte yoldan geçerken birisi görüyor işte o bizim karakterlerimizi. Sonra birisini anlatıyor. O da bizim işte ana hikaye anlatıcımıza geliyor, meddahımıza geliyor. O da onu bize aktarıyor gibi filan. Ve dediğim gibi dışarıdan hissediyor olmak da hani hakikaten yumuşak bir okuma hissi oluşturuyor bence. Mesela bu Calut karakteri bayağı pislik bir karakter aslında. Yani hani işte sürekli cinsel istekle yanıp kavrulan, sürekli işte bir sürü cariyesi olan falan. Böyle yani ve hiç doymayan yani cinsel fazla doymayan bir karakter. Ama yani bunu okurken ve yani çok daha böyle insanlık dışı hareketler de yapıyor. Hani onları şimdi çok anlatmayayım, o kadar detayına girmeyeyim. İşte bu kuyuya atma hikayesi var ya. Hani onları okurken bile böyle şey yapmıyorsun, o kadar bir içiniz kalkmıyor yani. Çünkü ya bir hikaye anlattığını farkındasınız. Ama bir yandan da şey yani sizi de sürüklüyor yani. Hani film izler gibi hakikaten ya. Yani. Film izler gibi bir hissiyat oluşturuyor. Hani benim genel izlenimlerim bu şekildeydi. Biraz kitaba girecek olursak, kitap 3 tane bölümden oluşuyor. İlk bölüm Yafes Çelebi'nin, bizim işte bu Kitab-ı Hiyel'in aslında ilk ve büyük karakteri. Bu arada Hiyel'i de mekanik olarak kullanıyor. Gerçekten anlamı o mu tam bilmiyorum ama mekanik bilimine yönelik, işte şeyler, mucitleri anlatan bir kitap aslında. Mekanik kitabı. Ve burada işte mucitlerin hayat hikayeleri, yaptıkları tasarımlar, hayata geçirdiği işte makineler, projeler falan bunları anlatıyor. Ama bir yandan da bir sürü böyle farklı hikayeler, alt hikayeler de akıyor yani. O açıdan bayağı keyifli gelmişti bana. İlk hikayenin başlığı da şöyle, yani bu bile direkt nasıl bir kitap olduğunu bence biraz hissettiriyor. Yafes Çelebi Hazretleri'nin görülebilen menkıbelerinden bazılarının bildirilmesi hakkındadır. Hani böyle bir buradan girip burada bir doğu oryantalist şey zaten direkt hissediyorsun yani, böyle bir doğu anlatım tarzı olduğunu hissediyorsun. Ama hep böyle mesela batı bilim adamları, bilim insanları, batılı işte eminim Büyük İskender'den falan bahsediyor. Batılı işte büyük liderler falan. Bir yandan da onlar hep var falan. İlk hikaye en uzun hikaye ve aslında yani bizim romanın kötlerinin oluştuğu yani tüm diğer iki bölümün de ikinci ve üçüncü bölümünde üzerine devam ettiği hikayeler. İkincisinde Calut'tan bahsediyor. İşte bu Yafes Çelebi'nin köle pazarında aldığı bir işte Filistinli bir köle, siyahi bir köle aynı zamanda. Üçüncü de Calut'un kendisine çırak olarak aldığı Üzeyir Bey, onun hikayesi ve bu şekilde de sonlanıyor kitap. İlk hikayede hani en orijinal tasarımlar aslında var. En orijinal makine ve işte alet tasarımları var. İşte ne bileyim böyle makas uçlu bıçaktır. Zaten işte Osmanlı bürokrasiyle ilk o tasarımıyla bir yüzleşiyor ve hani yanlış değilsem Yeniçeriler mi ya da işte bir askeri sınıfın bu bizim işimizi elimizden alır gibi bir bakış açısı. Ha yok pardon, demircilerin diye ya da yani. Hani bir esnaf sınıfının ya da işimizi elinden alır şeyle önüne işte engel koydu falan bir tasarım. O yüzden böyle sürekli bir mücadele halinde. Bu Uzun İhsan Efendi de işte onay makamlarından birisi. Bu tasarımları onaylayıp işte bundan şey üretilsin, silah üretilsin falan diyecek makamda birisi. Yani bir makine dairesinin başı gibi birisi yani onay makamı. İşte Uzun İhsan Efendi ile bayağı bir şey oluyor, mücadelesi oluyor. İşte mesela aralarda çok enteresan hikayeler de var. İşte bu saksağanlar mıydı? Bir kuşlardan altın topluyor falan yani.
hırsız saksanların topladığı paraları ağaçlardan, onların yuvalarından geri topluyor falan. Onunla bir işte servet ediniyor falan böyle. Galata'da bir eve yerleşiyor. O evde işte şeymiş, Büyük İskender'in böyle bir kudretli bir taşı, orada iktidar taşını kaybettiği yermiş. Hani böyle mesela o taş aslında bir felsefi şey barındırıyor. O taşın bir işte ne ara gelip gittiği belli değil. Bir var oluyor, bir yok oluyor filan. O mesela mistik bir hava veriyor. Onun dışında zaten hep böyle değişik karakterler de kitabın devamında yer alıyor. Mesela Yafes Çelebi ile Uzun İhsan Efendi'nin mücadeleleri arasında böyle onun bir Davut diye bir çocuğu var. Zaten Evet. çok fazla çocuğu var Uzun İhsan Efendi'nin. Davut diye bir Çocuğu çocuğu var. Davud'un sonrasında sanırım sokaktan bulduğunu anlıyoruz ama. Yani Davud onun çocuğu değil de direkt sanki sokaktan bulunmuş gibi. Çünkü hikayenin devam eden kısmında Yafes Çelebi Davud'u kaçırdığında o da Yafes Çelebi'nin göndermiş olduğu, haber vermeye göndermiş olduğu çocuğu alıkoyuyor falan. İşte böyle bir durum var. Evet. Şeydi galiba, hani biraz detaya girmiş olduk ama Davut galiba çocuğu, öz çocuğu ama adam umursamıyor yani. Diyor bende bir sürü çocuk var diyor. Öyle çok da umursar bir adam değil yani. Ben de madem bunun gönderdiği çocuğu esir alayım diyor falan. Belki de öyle olabilir. Tam hatırlayamadım orayı ama şey gibi. Hani Benim kolay aklımda öyle kalmış. bir çocuk. Evet. Davut'a o kadar da önem vermiyor. Ama Davut mesela çok enteresan bir karakter. Evet. Yaşlanmıyor. Hep çocuk olarak kalıyor yıllar boyunca. Masumiyetin şeyi Davut ya. Ve böyle sürekli mesela sinirlendiğinde, duygulandığında şeyler yapıyor. Metalleri bükerek origamiler yapıyor. Böyle hani işte bülbüller, saksanlar falan böyle hayvanlar figürleri yapıyor falan. Çok enteresan bir karakter yani hani. Ama yani kesin onun arkasında bir şey yatıyor bence. Bir vermek istediği bir mesaj ya da işte o karakterin hissiyatından bir şey anlatıyor bize. Hani tabii ben o kadar derinlemesine üzerinde düşünme fırsatım da olmadı, araştırma fırsatım da olmadı. Hani böyle Masumiyetin şeyi sembolü Davut sanki ya. evet ama Yani bir yandan masum. da metali bükebiliyor mesela falan hani İşte masum olduğu sinirlendikçe için bükebiliyor. ha. Senin bitirmeni bekliyordum ama şey Tamam. araya Ben gireyim hani dedim. böyle birazcık şey giriş yapmak istedim aslında Ha. hikayenin ilk hikayeyi ama sen gir yani aradan aynen. İşte Bayağı bir anlatmış olduk yani evet. kitaba uygun giriş yaptım ama tam hikaye vari güzel oldu. Ya bir de şunu demek istiyorum. Hakikaten İhsan Oktay Anar'ın kitabını da anlatmak zor. Zor bir iş yani. Çünkü Zor o evet. kadar çok şey var ki hani neresinden tutsan, neresinden başlayıp devam etsen hakikaten anlatması zor. Böyle yani hakikaten okuyup yaşanması gereken kitapları var. Evet, bu kitap için de öyle. Başlamadan önce Çağrı'ya söylemiştim. Benim kitabım şu an yanımda değil. Öyle hatırladığım kadarıyla. Yaklaşık 1,5 hafta falan oldu ben bitirelim. Yorumlayacağım. İlk dikkatimi çeken şeylerden birisi şuydu. Bu Nuh tufanından sonra Hazreti Nuh'un güya işte 3 oğlu vardır. Ham, Sam ve Yafes adında. Bu işte Sami ırk dediğimiz şeye atfedildi işte. Nuh tufanından sonraki Nuh'un Sam isimli oğluna. Bu Yafes de hep böyle Türklerin kendine atfettiği oğuldur aslında. O aklıma gelmişti. O Evet, üç bence oğul. öyle bir bağlantı olabilir hakikaten. İhsan Oktay Yanar da burayı kaçırmamıştır. Muhtemelen o Evet. yüzden onun ismi Yafes Çelebi'dir diye düşünüyorum. Tabii bu benim düşüncem, bilmiyorum. Evet. Yafes Çelebi'nin başından geçenleri okuyoruz. Yafes Çelebi hiyelkar, mekanikçi bir adam. Ve kafası çok iyi çalışıyor. Sürekli çizimler yapıyor. Derdi şey yapmak işte. Çok iyi bir silah yapıp onu padişaha sunup onun büyük oranda üretilmesine izin almak ve onun üzerinden zengin olmak, iktidarını güçlendirmek, kudretlenmek vesaire. O senin dediğin o makas adlı kılıç işte şeyi var ya, aklıma bir sürü başka şey getirdi. Okurken de aynı şeyi düşünmüştüm. Osmanlı ile ilgili hatırladığım 2 şey anlatacağım. Tabii bunlar ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum. Sadece aklıma getirdiği hikayeleri anlatıyorum. Bir tanesi Yavuz Sultan Selim'in şu Ridaniye ve Mercidabık seferleri sırasında ta Mısır'a kadar indiği. Sanırım Memlüklülerle savaşacak işte. Yani Sina çölünü geçiyor o koca çölü. Yanında bir sürü sahra topu getiriyor. Toplar hareketli, istediği yere dönebiliyor. Ama dönemin Memlükleri burçlar üzerindeki sabit topları kullanıyorlar.
İşte bir tanesi şey diyor, ikimiz de Müslümanız, eğer iki taraf da Müslüman, sizin yaptığınız insanlığa sığar mı? Yani hareketli top getirmişsiniz, biz nasıl vuralım sizi şöyle böyle gibisinden böyle bir mevzu dönüyor ortada. Yavuz Sultan Selim de bildiğim kadarıyla durumu kabul etmiyor. Yani hani düşmana düşmana silahıyla mukabele edilir tarzında bir şeyi var. Geçin bu ayakları tarzında bir yaklaşım sergiliyor. Bir onu getirdi aklıma. Bir de şu an yine tam hatırlayamadım ikinci hikaye. Yani totalde şeye geleceğim. O kılıcı diğer kendi arasına alıp böyle kesebilen bir kılıç makası tarzında bir şey icat ediyor. Sanırım o demirci ustalarının bağlı olduğu lonca takımı ve bunu eğiten, demirci yapan hocası işte ustası böyle ahlar vahlar içerisinde sen ne yaptın falan diyor. Oradaki ilk tepki şeye, düşmana bununla mukabele edilir mi? Düşmanı yani bu seviye çaresiz bırakılır mı mevzusu? İlk ona şey yapıyorlar. Ustası diyor ki seni eğitmez olaydım tarzında böyle bir yaklaşım sergiliyor orada. Hani biz bunu bilmediğimizden yapmıyoruz. Düşmana böyle mukabele edilmez. İşte insan bu kadar çaresiz bırakılmaz tarzında bir serzenişi var. Bana aklıma geldiği hikaye şu yatağan diye bir tane geleneksel Osmanlı kılıcı vardır. Şöyle şu boylarda yani 70-80 veya 90 santim uzunluğunda iç bükey bir kılıç. Ve sadece tek tarafı keser, dış tarafı kesmez. Yani genel geçer teamül şuymuş. İyi yatağan kullanabilen ustalar karşısındakinin kötü olduğunu anlarsa, kendine denk olmadığını anlarsa, onunla birebir savaşırken kılıcın ters tarafını, hani kör tarafını çevirip savaşırlarmış ki hem adam ölmesin, eğer öldürmek istemiyorlarsa hem adam ölmesin hem de kılıçlarının ağzı zarar görmesin diye. Hani orada bilmiyorum ne kadar doğru bir hikaye ama kendilerince bir incelik var. Yani ya git karşımdan işte güzel kardeşim hani ölme. Ölümün benim elimden olmasın muhabbeti var. Ters tarafla mukabele etmek. Bana biraz o oryantal yaklaşımı şey getirdi. Yani o Yafes Çelebi'nin kendini eğiten ustasının şeyi serzenişi şu. Ve Allah'tan korkmaz. Biz de bunu yapmasını biliyoruz. Biz de böyle bir şey yapabiliriz ama böyle bir şey yapılmaz. Hani çünkü adamı çok çaresiz bırakırsın. Kılıcını kırarsan, kesersen diye. İkincisi de diğer demirci ustaları, bunu yapabilecek kadar kabiliyetli olmayan demirci ustaları da işinden ekmeğinden olur. Çünkü yaptıkları kılıçları Yafes Çelebi'nin o müthiş icadıyla çat çat keserler. Öyle bir durum var. Orada lonca mevzusuna giydirmiş. Yani bir usta çırak ilişkisi. Onun böyle şeyi var. Resmedildiği bir şey var. Benim hoşuma gitti açıkçası orası. Benim sevdiğim bir şey oldu. Yafes Çelebi'nin mesela hareketlerinde şu var. İktidar olmak istiyor, güçlü olmak istiyor, çok para kazanmak istiyor, adını duyurmak istiyor ve öğrenebildiği her şeyi öğrenmek istiyor. Ne bulursa. İşte dönemin nasıl diyeyim? Sanırım Osmanlıların sürekli irtibatta olduğu dönem anlamıyla da doğru. En böyle gelişkin ırk Frankler. Sürekli bir Fransızca öğrenme çabası, Frankçe öğrenme çabası var. İşte Frankçe kitapları okuyamıyor, bir yerlerden buluyor vesaire. Mesela eski dönemde kitabın ne kadar değerli olduğunu anlıyorsunuz. Gidip çok iyi kitapları mezatlardan falan satın alabiliyor. Yani bir yerde buluyor, parasını veriyor, alıyor, kitabı yiyip yutuyor böyle, yalıyor. Şey de güzel. Dönemde bilgi ne kadar değerli, hani kitap ne kadar değerli bir unsur. Onu da iyi anlatıyor. Muhtemelen biz burada konforlu yaşamlarımızdan baktığımızda işte fazla değil 100 yıl öncesinde bile kitabın ne kadar değerli bir bilginin ne kadar değerli bir unsur olduğunu unutmuşuz. Şimdi gidip 20 lira verip çat diye işte yüz binlerce baskısı olan bir kitabı alabiliyorsunuz. Bunlar güzel yaklaşımlar. Bu biraz şey modern insana şey diyor. Hacı bak zamanında bazı şeyler çok değerliydi. Bu kadar konfor sahibi değildi. Bu hoşuma gitti benim. Cavut diye bir köle satın alıyor. Sen girdin diye rahat anlatıyorum. Bir yine köle mezatından satın alıyor. Cavut'u satın almasının tek sebebi şey. Yafes Çelebi korkak bir adam. Böyle fiziksel anlamda kuvvetli bir adam değil. Cavut da o daha o dönemde 14 yaşında olmasına rağmen inanılmaz iri, büyük vesaire. Orada zaten köle satışındaki resmedilen sahneyi şimdi Ya orası anlatmayayım. hakikaten ya müstehcen bir sahne ama inanılmaz böyle
komik aktarmış yani. Dönem insanın mevzuya nasıl baktığını da anlatmıyor mu ya? Yani hani Evet. güç, iktidar, cinsellikle alakalı bir durum vesaire. Hani nasıl bakabileceği, nasıl yaklaşabileceği bence güzel bir anlatım tarzıydı. İşte Calud'u satın alıyor. Sonrasında Calud hani öyle bir resmediliyor ki ilk başta böyle bildiğiniz hayvan sıfatında yani. Eli, ayağı, kafası, gözü büyük, işte çok iri. Görenlerin hepsinin böyle hoşuna giden Samson'un saçları muhabbeti var. O sanırım bir Yahudi hikayesiydi, şu an hatırlayamıyorum ama Tevrat'ta bir hikaye olabilir. Sürekli oraya bir atıf var diyor ya. İktidarının betimleyicisi saçları kıvır kıvırdı vesaire diye. Hatta yıllarca Calut saçlarını kestirmiyor falan. Evet. Öyle bir atıf var orada. Yani şeyin dediği gibi, Çağrı'nın dediği gibi oryantal böyle bir sürü şeyin birbirine karıştığı, çok yumuşak geçişlerin olduğu, çok kızmanız gereken karakterlere aslında kızmayıp acıdığınız. Mesela biraz önce Calut'la ilgili konuşurken sen o aklıma geldi. Calut kendi çocuklarını, ölü doğan çocuklarını bir kuyuya atıyor. Çok kötü bir şey var. Ve onlarca çocuğu kuyuya atıyor. Hiçbir çocuğu da canlı doğmuyor yani. Canlı doğmuyor, evet. Bir nevi lanet yani Tanrı'nın gazabını üzerine çekiyor. Tanrı bu kadar iktidar hırsına malik bir adam olduğu için onu soyunun sürmemesiyle cezalandırıyor gibi bir durum var ortada. Olayı Evet. siz öyle anlıyorsunuz kitabı okurken. Sen şey deyince Mesela... şimdi aklıma geldi. Bölüyorum da kusura bakma. Hani yok. Tevrat'taki bir karaktere benzediğini söyledin de. Aslında mesela bu Calud'un hikayesi de hakikaten işte o sürekli bir iktidar haz peşinde olması ama bir türlü bir işte bir soyunu sürdürememesi diyeyim yani bir doğan hiçbir çocuğunun canlı doğmaması. Hani bu biraz da sanki yani böyle bir kutsal metinde görsen şaşırmayacağın bir hikaye gibi değil mi yani Evet. aslında? Biraz Goliat gibi. Goliat, bu Davud'un öldürdüğü Goliat muhabbeti var zaten. Yolunda. Hatta hatırlarsın yani iktidar taşın kafasını atıp kafasını yarıyor, zorla ölüyor. Evet. Çünkü Davud ufacık, Goliat çok büyük bir şey. Tevrat'ta öyle geçer işte. Goliat, Davud Goliat'ı biçiyor sanırım bir kılıçla. Yanlış Tam hatırlıyorum. Goliath'a da benziyor aslında bak Calut ses Evet. olarak. Belki de Evet. o hakikaten yani. Ben o hikayeyi bilmiyordum. Davut'la Goliath'ın hikayesini. Davut'la Evet. Goliat'ın hikayesi kutsal, eski ahitte meşhur böyle bir dava var. İşte oraya bir atıf da var zaten. Hani küçüğün, hiç tahmin etmeyeceğiniz o küçüğün masumiyet karinesini kullanarak doğrulukla, dürüstlükle, yıllarca eziyet de çekse büyüğü alt etmesi, yenmesi durumu söz konusu. Evet. Burada biraz şey aklıma geldi. Yaşar Kemal'in güzel bir sözü vardı ya. Zulmün artsın ki çabuk zeval bulasın diye bir mevzu var. Ha, evet. Calut sürekli zulmünü arttırıyor. Sürekli günlerce dövüyor Davut'u. Günlerce. İktidar taşını bulamıyor. Ve o iktidar taşını Davut'un bildiğini düşünüyor. Bu Günlerce. arada ikinci şeye geçmiş olduk biraz ikinci hikayeye. Ha evet. Ama yani zaten kitap çok bütünlük yani hikayelerin ayrılmış olması bence çok da bir şey fark etmiyor. Ya şeyi görüyorsunuz işte. Yafes Çelebi alıyor, eğitiyor. Eğittiği Calut başına bela alıyor. Yafes Çelebi ölsün diye 40 tane kumpas kuruyor ona. Sonra ölüyor Yafes Çelebi bir şekilde. En son Davut onu bir şekilde öldürtüyor. Hatta o Yeniçerilere falan öldürtüyor değil mi? Dövmelerinden dolayı. Hiç tahmin etmediğim bir şeyden dolayı oluyor. Evet, aynen. O mevzu da enteresan değil mi? Yeniçerilere halkın bu kadar diş bilemesi ama sesini çıkaramaması vesaire. Hani dönemde kolluk bende, kıllık bende bir atasözü mevzusu var ya hani kolluk bende, kıllık bende, işte kolluk kuvvetlerinin ne kadar insanlara baskı yaptığını, ne kadar zulmettiğini falan da anlayabiliyorsunuz. Bir de özellikle Dolayısıyla Yeniçerilerin şey durumu var ya, çok kaybedecek bir şeysi olmayan bir askeri sınıf yani takım, hani evet. devşirme hani çoğunun ailesi yok ya da işte başka bir Doğru. ülkeden gelmiş falan. O yüzden Yeniçerilerin hep böyle zaten çılgınlıkları mesela yanlış hatırlamıyorsam Puslu Kıtalar Atlası ya da yani diğer kitaplarından birinde böyle işte Yeniçerilerin o denizcilerin Osmanlı denizcilerin çılgınlıkları falan bayağı geçiyordu yani. Ya Yeniçeriler zulümkar bir takım. Diğer kolluk kuvvetleri de onlardan tırsıyor bu arada. Hatta iki kolluk kuvveti arasında bir çatışma oluyor. Bir meyhanede. Şimdi düşününce böyle parça parça aklıma geliyor benim de. Biraz önce de söylemiştim. Başlarken Çağrı'ya şey dedim. Lütfen bana soru sor falan dedim. Kitabın bir sürü tarafı var. Yani hani bir sürü şeye dokunuyor. Osmanlı'daki gündelik yaşayışta veya bizim tarihi bildiğimiz gerçeklerde İşte padişaha ulaşmanın ne kadar zor olduğunu,
bürokrasinin böyle ilmek ilmek bürokrasiyi işliyor sizin gözünüze mesela. O çok güzel bir durum. Diğer yandan iktidar hırsıyla yanıp tutuşan bir adamın ne saçmalıklara girişebileceğini, neler neler yapabileceğini de işliyor. Ve sonunda doğruyu bulmasını da işliyor. Ben epey konuştum, uzattım mevzuyu. Biraz sana bırakayım Çağrı. Aklıma da bu arada yeni düşünecek şeyler gelsin. Bayağı açıldı böyle pencereler. Eyvallah. İşte Yafis Çelebi'nin mesela bu orijinal bayağı orijinal şeyleri var, tasarımları var. Birazcık onlardan kısa kısa ben yine bahsedeyim. Evet. Şimdi şeyden bahsettik, o ucu makaslı bıçakta, şeyden, kılıçtan. Bu arada kılıç aynı zamanda kapandığında da, yani o makasın, yani şöyle düz gidip sonra uçları açılan bir alet. Şuradan da belki gösterebilirim şöyle. Aynı zamanda kılıç olarak da kullanılıyor. Açıldığında da kılıcı kesen makas olarak, hani böyle orijinal bir fikir. Ondan sonra Debbabe diye bir şeyi var. Tasarladığı bir savaş aracı Tank. diyeyim. Tank gibi bir şey, aynen bu. Hem karada hem işte suda giden, ahşaptan yapılma bir tank. Onu da şöyle göstereyim. Şuradan. Bu Bu arada Da arada Vinci çizimlerine benzemiyor mu ya? Da Vinci'nin ben, eski çizimlerine. ya o konuda çok bilgili değilim açıkçası. Da Vinci'ninkine mi benziyor yoksa başkalarınınkine mi benziyor? Yani ek sözlükte birkaç kişi demiş işte, bir Abdülcambaz'dan alınmış gibi. Abdülcambaz nedir bilmiyorum yani. Bakma fırsatım olmadı. O yüzden çok bir şey diyemeyeceğim ama şeyler, şu detaylı kısımlar özellikle biraz benziyor, evet. Onları benzettim ama bu... Da Vinci'nin dönerli bir tankı var yanlış hatırlamıyorsam. Ha, onu hiç Böyle bilmiyorum. dönerli falan. Da Vinci'nin bir sürü silah çizimi var. Yani Yafes Çelebi'nin orada resmedilen Yafes Çelebi böyle oryantal Osmanlı Da Vinci'si gibi bir şey oluyor aslında. Anladım. Evet, olabilir. Evet. Biraz serkeş bir tip. Tabii Da Vinci gibi bir şey değil. Mesela onunla Da Vinci ile Yafes Çelebi ayıran şey Da Vinci sürekli hami arıyor kendisini. İşte parasını ödeyecek hami dediğim sponsor yani. Sponsor arıyor. Evet. Yafes Çelebi'nin böyle bir derdi yok. Her türlü hile hurdayla kendi işini kendi görmeyi seçiyor çoğu zaman. Evet, aynen. Yani işte bu biraz da kültürel bir mesele. Yani hani mesela düşün, Osmanlı'dan yıllar sonra işte 80'lerde olması lazım. Dönemin işte Cumhurbaşkanı, Başbakanı Turgut Özal da benim memurum işini bilir diyordu yani. Hani yani onun gibi yani, hani şey değil. Bir şekilde yolunu bulacaksın yani, hani şeyi var, mantığı var. Sponsor bulayım da işte ona kar payı vereyim falan, öyle bir dünya yok yani. İşte bir şekilde yolunu buluyor. Şeylerden, hırsız kuşlardan altın çalıyor da yani. Kendini Satsanlar. saksıanlardan kendini öyle finanse. Mesela o da bayağı mizahi bir bölüm. Bu arada şey fark ettim. O Debbabe'nin ortasında şöyle bir el var. İçinde de bir göz var. Yine herhalde böyle bir şeye referans var orada. Neye bilmiyorum ama böyle çok belirgin bir şekilde bir elin içinde bir Bakabilir göz. miyim? Elin ayasının ortasında tam. Bak şu gözetleme kısmı herhalde. Gördün mü? Ha evet, görebiliyorum. Aynen. Orada bir içinde göz var. Bu da böyle Dikkatli yani görmüşüm. şeyi temsil ediyor gibi sanki. Kuvvetle muhtemel ediyordur. Bu Evet. arada o çizimleri kendi yapmış İhsan Altunay. Evet, kendisi yapmış. Aynen. Yapmış. Aynen. Çok Aynen. yetenekli bence, başarılı okumda. Aynen, evet. Debbabe var. Ondan sonra Düşahi. Şöyle yine hemen göstereyim. Yani video izleyen arkadaşlar için. İki uçlu top. Aynı anda iki top Zaten mermisi atıyor. iki demek Şahi de İstanbul'un alındığı toplar, Şahi topları. Evet. Oraya Doğru. bir atıf Aynen. var onun mevzularında. Aynen. Sonra bir de Zülkarneyn diye enteresan bir topu var. Şöyle iki uçlu. Bu top da şeyle, böyle ucu, bir ucu şeyle olduğu için, kavisli olduğu için, pardon, Düşahi için de öyleydi. Düşahi de aynı şekilde şey yapıyor. Kavisli top atıyorlar. Yani şurada göstereyim. Hani karşıdaki gemiyi arkadan vuruyor gibi bir enteresan şeyi var. Hani bu sayede daha Yani çok. iki tane topu birbirine bağlayıp öyle. Ha, doğru, tamam, öyleydi. Doğru, şimdi doğru söyledin, evet. O bu Aynı arada zaten. kullanılan bir teknik bildiğim kadarıyla. Ha, öyle miymiş? Böyle Hatta iki şey bizimki döne döne gidiyor. aynen da senkronize atış yapsan da ikisinin ucu düz olsa da mesela bir süvari birliğinin üzerine attığında ortadaki zincir bütün süvari birliğini yarıp geçiyor diye bir şey hatırlıyorum. Evet. Çünkü sanırım Osmanlı padişahlarından birisine teklif edilmiş. Bunlar işte
Allah'ın şer'i kanunlarına uygun değil diye şey yapmışlar. Yani orantısız güç kullanımı oluyor diye. Yine benzer bir yaklaşım. Ha, aynı kafayla. Yalnız yanlış hatırlamıyorsam Napoli'yi almaya çalışırken kısa Pepin, Pepin the Short diye geçiyor. Fransız imparatoru veya işte Fransız kralı. Bu çeşit bir top kullanıyor. Yani iki tane, hatta Borgia dizisinde var ya bu. Evet, hatırladım. İki tane güllenin birbirine bağlandığı ve senkronize atış yapılan iki ayrı toptan atış yapılıyor. Süvari birliğini ya da önündeki piyade birliğini komple yarıp geçiyor. Mevzu topla değil bu arada. Mevzu zincirde. Evet. Zincir her şeyi yerle bir ediyor. Bizimkiler onu dini sebeplerle kullanmayı güya reddediyorlar. İnceliğe Yani bakar mısın falan. sanmıyorum ya, bana biraz hani öyle bir fırsatı olsa hiçbir hükümdar şey yapmaz gibi geliyor. Yani bilmiyorum. Bana da Ben enteresan bir de hikayeydi. sen duymadın ama şeyleri, inceliğe bakar mısın? Bu ara Twitter'da çok meşhur ya, Ha, inceliğe. öyle mi? Ben işte çok Twitter çok kısıtlı yani kullandım da, hani sadece takip ettiğim kişilere falan baktığım için çok bilemiyorum. Hiç duymamıştım yani. Ya Anladım. işin dediğin gibi yani, hani bir şey yok. Muhtemelen eğer sunulsa kullanılırdı yani. Evet, bence de. Bu arada bu düşeğinin mantığı farklı. O ortadaki zincir sayesinde hani karşıdaki gemi hem önden atıyor hani, ve arkaya da düşeği yerleştiriyor. Düşeği de o zincir sayesinde hani dönerek böyle bumerang gibi arkadan dolaşıp hani aynı anda atıyorum bir geminin 5 tane top şeyi varsa bir tarafında, diğer tarafa da 5 tane koyuyor. Aynı anda 10 top atabiliyor böyle On yani. top atabiliyor Aynen. dışarıyla. Yani bir geminin aslında vurma gücünü iki katına çıkarıyor. Bayağı bir avantajlı hale getiriyor bu projede. İşte bu şekilde toplar var. Sonra bir de böyle bir torpido projesi var. O çok enteresan mesela. Bayağı detaylı anlattığı projelerden biri. Kallap. Tahtel ha, kallap. Kallap. Aynen, bu işte alttaki ağırlıklar Ha, aşağı inip çıktıkça ilerliyor filan. Ve işte ucunda da rum ateşi, öyle bir şey vardı falan. Bayağı klasik. güzel bir, Klasik aynen. fiziğe dair bir sürü şey var ya, güzel yani. Bir de Aynen. Tahtel Bahir vardı en son. Evet. Zaten o onun içine biniyordu galiba, değil mi? Biniyor ve orada en son artık bu saçmalıkların tamamına şey yapıyor. Tövbe Aynen. ediyor. Tahtel Bahir zaten şeydi, pardon. En detaylı şeyin olduğu o. Şöyle bir alet, işte altında bir sürü mekanizması var falan. İçinde de bir sürü işte silahları Dönemin var. denizaltısı işte Tahtel Bahir. Aynen. Sanırım Aynen. Bahir deniz zaten. Aynen. Deniz tahtı gibi bir şey oluyor. Deniz tahtı gibi bir şey oluyor. Aynen. Yani alttan yürüyor ama yukarı işte borusun şeyini uzatıp böyle bakabiliyorsun. Periskopu falan var, böyle bakabiliyorsun. Aynen. Ve Orada hani o... Yafes Yani Çelebi sıkışıyor. sen anlat. Çelebi onun içinde mevzuya tamamen tövbe ediyor. Calut yine bir hainlik inlik yapıyor. Kendi de bazı şeyleri kaçırıyor işte. Evet. Mevzu şey, padişah saltanat kayığıyla bir yerden geçecek. Cuma Bizim namazına gidecek. ha, cuma namazına gidecek. Evet. Bizim akıllı da işte denizin altında padişah bekliyor. Bir anda pat diye karşısına çıkacak denizin içinden. Padişah da "Oo, bu nasıl şeymiş? Bir icatmış. Nasıl bir mucitsin sen?" falan diye. Artık son Adam çare bunu yapacağım diyor. Yani Osmanlı bürokrasisinden geçemiyor. Adam deniz, aşamıyor. kendi finansmanıyla denizaltı yapıp padişaha ulaşmaya çalışıyor. Böyle bir hikaye. Uzun Ya bayağı İhsan komik. Efendi, Bir yandan da komik hakikaten. Yani trajikomik diyeyim yani. işte o olayı anlatacaktım. Uzun İhsan Efendi'ye yakalanması çok komik değil mi? Şey, Uzun İhsan Efendi şeyin başında duruyor. Eğer siz Osmanlı'ya bir tane silah hazırlamışsanız onu onaylayıp yukarı dersaadete gönderecek işte böyle. Kapının başında duran bir bürokrat. Evet. Bu adamdan izin olur alması lazım, tasdik alması lazım. Şey yapıyor işte, gidip böyle rüşvet veriyor ona. Rüşvet vermek istiyor. Bu rüşvetleri de nereden vermek istiyor? Bizim Yafes Çelebi akıllı bir adam. Saksan kuşlarının böyle cancanlı parıltılı şeylere ilgisi var. Diyor ki bunlar altın da çalıyordur. Gidip saksanların yuvalarını bozuyor. Ve onların yuvalarından o değerli metalleri, altınları topluyor. Bayağı bayağı bir altın topluyor. Sonra o altınla Uzun İhsan Efendi'ye şey veriyor. Rüşvet veriyor. Uzun İhsan Efendi de çok garip, işin şans tarafı da orada, benim hoşuma gitti. Uzun İhsan Efendi bakıyor, bu çok eski bir sikke. Sen yoksa bunu Saksanlardan mı aldın falan diyor. Hatırladın değil mi orayı? Evet, Yani hatırladım. sonrasında da şey oluyor işte, Yafes Çelebi saklayamıyor yani, bir şey diyemiyor, yok falan gibisinden bir şey söylüyor ama Uzun İhsan Efendi ve Yafes Çelebi'nin arasına soğukluk girmesi,
Uzun İhsan Efendi'nin, Yafes Çelebi'nin her şeyini sümen altı etmesi. O zaman minder altıymış bu arada, onu da öğreniyoruz. Ha, evet, minder Minder altı. altına koyuyor. Tabii masa sümen falan yok. Şey, sadece bir saksağının getirdiği, ya saksağın yuvasından alınmış bir sikke yüzünden oluyor bütün mevzu. Çok garip değil mi ya? Aynen. Şans faktörü yani. Benim çok hoşuma gitti, ben böyle Zaten düşündüm. Uzun İhsan Efendi de hani şey bence hani gerçek dışı bir karakter zaten. Çünkü ölmüyor adam yani hani Uzun İhsan Efendi şey Yafes Çelebi zamanında da var. Calut döneminde de var. Ne Calut'un çırağı olan Üzeyir Bey'in döneminde var? de var yani. Ve adam yaşlanmıyor gibi bir şey. O da herhalde hani Davut gibi o da. Hani yani şey zaten İhsan Oktay Yanar'ın şeyi olarak düşündüğümüz için kendisini konumlandırdı. Ya o zaten bir kitapta varsa o şeyin Anar'ın bir kitabında varsa bil ki o ölmeyecek yani o hayatta kalacak hep yani kaç yıl geçerse geçsin ben artık öyle bir izlenim edindim yani. Evet, şey, benim aklıma Uzun İhsan Efendi dediğinde hep şey geldi. Ya şu Kaplumbağa Terbiyecisi'ndeki adam geldi. Onun gibi bir adam resmettim hep kafamda. Bilmiyorum. Calo'da mı geçecek? Evet zaten bu şeyin işte Yafes. son Tahtelbahir'den sonra Calud'a geçiyoruz zaten. Onda yine enteresan başlığı var, onu okuyayım. Kara Calud'un hal tercümesinin hiyel ve hilelerinin ve görülebilir diğer menkıbelerinin bildirilmesi hakkındadır. Yani hiyelden hileye geçiyor zaten Calud. Çok iyi bir karakter, yani en kötü karakterlerden biri hatta kitaptaki. İşte bu iktidar hırsı, Yafes Çelebi'nin mirası kalan, işte evde miras kalan projeleri devam ettirip işte bu hiyel ilmini iyice öğrenip ve daha hırslı projeler yapmaya yöneliyor ama hiçbirisi de böyle hayat bulamadan sonlanıyor. İşte bir sürü insana zarar veriyor, bir sürü kadını işte çocuksu yani şey yapıyor, bir sürü kadınla birlikte oluyor ama hiçbirinden çocuk elde edemiyor çocuk. Ve onlara çok böyle şey yapıyor, hani ölü çocuk doğurdunuz diye böyle eziyetler ediyor. Yani ev halkının hepsine eziyetler ediyor. Himayesinde olan tüm ev halkına eziyetler ediyor. Ve Sürü hani böyle kadın, efendim. bir sürü kadın alıyor işte. Bir taneyle Evet. yetinmiyor. Bir sürü kadın alıyor. Her Aynen, gece aynen. bir sürü genel evi dolaşıyor vesaire. Yani cinsel arzusu hiç tatmin edilemeyen. Cinsel arzusuyla iktidar arzusu da at başı gidiyor bu arada. Orada herhalde Freudian bir yaklaşım da var. Böyle iktidar arzusuyla cinsel arzunun at başı gittiğine dair böyle buna işaret eden bir mevzu. Evet yani özellikle Calut özelinde öyle bir durum var. Zaten yani şey Calut'un tasarımlarına da bayağı yansıyor bu yani. Hani yok işte yılan Evet. başı falan. Hep böyle cinsel organı andıran projeleri var. Bir yandan da devri daime yönelik bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte o iktidar taşını bir elde edebilsem devri daime makinesi yapacağım diye böyle işte değişik değişik projeler yapıyor ama hiçbiri zaten doğal olarak yani şeyi mesela ben bu arada kitapta şeyi sevdim. Hani bu çizimler, işte projelerin hepsi aslında bir yerde bir mantığı var. Yani şey değil, tamamen uydurma değil yani. Hani orada güzel şeye hani bu mekaniğin yasalarına sadık kalmış genelde. Hani hayata geçen projesi özellikle diyelim ki. Hani bir şekilde yapılabilirdi belki falan. Ama işte devri daimi mesela kimse yapamıyor o konuda. Çünkü devri daim hakikaten ya günümüzde bile böyle YouTube'a video koyup devri daimle ilgili bir şey yaptığını iddia eden insanlar çıkıyor yani arada sırada. Hani böyle gerçekten böyle hatta bir ara bir Türkiye'de de olmuştu ya bayağı böyle televizyonlara çıkmıştı böyle bir askeri eski emek askerden. Erke döner Ha, geci. o işte erke dönergeci. Aynen ya düşün yüzyıllar geçmiş modern fizik gelişmiş işte ne bileyim Einstein'ın şeyleri Ay'a gitmişiz yani düşün. Ama hala böyle bir şey hevesi. Sonsuz enerji üretme hevesi yani. O zaman da var işte devri daim zaten derde bu tarz projeler bence daha çok popüler oluyordu muhtemelen. Takip de hani şey taraftar da elde ediyordu. O yüzden bir devri daim şeyi de var yani sonsuz enerji zaten yani sonsuz iktidarla birlikte tahminince sonsuz enerji. Yani Yafes Çelebi gibi aslında böyle akıllıca mantıklıca konmuş hedefleri yok yani. Calut bayağı kafayı uçurmuş yani hani böyle bayağı saçma sapan hedefleri olmaya başlamış. Projeleri o açıdan çok gerçekçi değil. Ama yine de ben böyle bir kısa kısa fotoğraflarını yine en azından izleyen arkadaşların görebileceği şekilde göstereceğim. Ufak bir ara verdikten sonra o şeylerle, çizimlerle devam ederiz. Merhaba tekrardan. Calud'un
tasarımlarıyla devam edecektik. Hemen şöyle ilk tasarımını göstereyim. İlk çizdiği makine. Bir devri daim makinesi. Yani basit bir tasarım aslında. Zaten deniyor, olmuyor. İkinci tasarımı biraz daha karmaşık. Yine ama dönme mekanizmasıyla hani çalışıyor. Bir sürekli dönme hikayesi var. Bu sefer tek bir eksen değil de birden çok eksen koyarak, birden çok dönen işte çarklar koyarak yapmaya çalışıyor. İşte sürekli dönen bir makine. Ancak bunu da yapamıyor. Bu arada da işte bu iktidar taşı ya da felsefe taşı diyeyim. O taşı bulmak için de bayağı böyle çaba sarf ediyor. Yani onu bir bulsam yapacağım bunu da diyor. Hani çünkü sürekli bir hırsı var yani böyle deli gibi aranıyor yani aslında nasıl yapacağım bunu falan diye. En sonunda bu işte o bahsettiğimiz yılan çift başlı yılan projesine geçiyor. Ve hani en fazla zamanda bunu da harcıyor zaten böyle bir sürü detaylı çizimi de var. Ve yani anlatılıyor da nasıl çalışacağını planladı. Şöyle göstereyim yılanı. İki başlı her iki ucundan da işte şey fırlatıyor. Mızrak gibi bir şey fırlatıyor galiba ya da top gibi bir şey fırlatıyor. Böyle bir şey. Teslavari bir durum var orada. Ha evet bir de bayağı doğru tamam hatırladım. Bayağı çılgın şeyleri var. Yok işte işte iki ucu bir ucu böyle yere saplanıyor. Diğer ucu böyle kıvrılarak gidiyor falan. Böyle böyle ilerleyen bir şey. Aynı zamanda da işte böyle daha da projeyi böyle şey yaparken şahlandırırken kendi hayal gücüyle. Yok işte etraftan elektrik gücü alıp falan onu böyle yükleyip onu işte etrafa sonra saçacak, saldıracak falan böyle. Hani yenilmez bir makine yapmaya çalışıyor. Kendisi de hani böyle full Bu iktidar hırsı olduğu için. bölümüyle ilgili biraz ben konuşmak istiyorum. Çünkü bana bir Makineler bunlardı. Hani böyle bir gidişatı oluyor. Zaten en sonunda da yılan projesi de olmuyor. Zaten işte en sonunda yine yanlış hatırlamıyorsam Calhoun'un da ölümüyle bitiyor hikaye. Ama hani bu sadece genel şeyini göstermek istedim. Makineleri. Aynen. Sonra detayına girebilir. Senin yorumuna devam edelim. bu cılız bölümü benim en çok ilgimi çeken bölümlerden biriydi. Çünkü böyle nasıl diyeyim hayatımda böyle bir sürü noktaya temas ettim. Birincisi standart inanışta şöyle bir şey vardır. İktidar arasında yanıp tutuşan adamların genelde fiziksel anlamda kısa boylu, işte yetersiz, kendini cinsel anlamda yetersiz hisseden vesaire. Böyle adamlar oldukları hep varsayılır tarih boyunca. Mesela Napolyon'un çok kısa olduğundan bahsediliyor. Hitler'in yine böyle kısa. Hep böyle kısaların başının altından çıkar falan derler. Arkadaşlar bu arada eğer dinleyen kısa boylu arkadaşlar varsa lütfen şey yapmasınlar, hani alınmasınlar. Genel geçer inanış budur. Evet, hatta Türkçe'de yani böyle biraz argo bir terim bile var yani işte boyu kısa olandan korkacaksın manasına gelen. Korkacaksın. Burada şimdi telaffuz etmeyelim. Onun bir diğer böyle üst tarafı da işte cinsel anlamda yetersiz insanların hayvanlar içerisinde geçerli bu. Şey yapması, o eksikliği bir şekilde güç arzusuyla kapatması, güçle, fiziksel güçle kapatmaya çalışması veya fiziksel gücünü arttırca işte zırh bilmem ne vesaire gibi şeylerle kapatması. Calut mesela buna uygun bir karakter değil. Calut zaten çok güçlü bir adam. İşte boyu posu yerinde, ne bileyim cinsel iktidarı yerinde vesaire falan böyle garip bir adam yani. Ama buna rağmen iktidar arzusuyla yanıp tutuşuyor. Çünkü burada herhalde köleliğe biraz atıf var. Köle olarak satılıyor işte. Filistinli olduğu söyleniyor diyor. O da benim hoşuma Filistini yazıyor evet. gitti. Filistinli değil, Filisti. Böyle de Filisti değişik. ha pardon Filisti yazıyordu doğru. Evet, böyle değişik bir şeydi, anlatımdı. O yüzden Calut şey bir karakter. Böyle nevi şahsına münhasır bir karakter. Şey aklıma geldi. Orayı biraz açayım dedim. Bu perpetual machine deniyor bunlara. Bu devri daim makinalarını. Kuzenim de bir ara beraber aynı evde yaşamıştık. Erdi de uzunca bir süre. Onunla böyle o da makine mühendisi. Sürekli konuşuruz. Sen de tanıyorsun zaten Erdi'yi. Bu perpetual machine hakkında epey konuşmuştuk işte. Tarih boyunca en çok uğraşılan aletlerden birisi bu. Bir makine tasarlayan herkesin böyle hayaline kapıldığı ilk aletlerden birisi bu. Hatta ilk demeyeyim yani nihai hedefi bu. Hiç gücü tükenmeyen, gücü bitmeyen, sürekli kendi ekseni etrafında dönüp sürekli kesintisiz güç üreten alet.
Bu Erke Dönergeci onun işte Türkiye'nin modern zamanlarındaki şeyiydi. Böyle herkesin hatırlayabileceği bir şeydi. Bir gün iş yerinde şöyle bir olay oldu. Aklına fikrine güvendiğimi varsaydığım, mimar olduğunu bildiğim ama memuriyet yapıyor. Mimar ama memuriyet yapıyor. Para mevzusundan dolayı. Bir abiyle muhabbet ediyoruz. İşte mevzu şeye geldi. Yani çok basit şey mantığı düşünüyor. Bisikletin kenarında sürekli kenara temas eden dinamo diye bir alet var ya, oradan aldığı sürtünme Evet. enerjisinde elektrik yapar. Bana şey dedi. Ya işte zaman gelecek, araçlar böyle olacak işte. Sürekli kendi enerjisini üretip devam edecek falan diye. Dedim ki sen ciddi misin? Evet ciddi dedi. Yani böyle bir zaman gelecek. Dedim ki sürtünmeyi ne yapacağız işte, ne bileyim hani yola veya ne bileyim atmosfer basıncı vesaire bir sürü şey var. Bunları ne yapacağız dedim yani. Hatta kitapta yanlış hatırlamıyorsam var. Carnot çevrimi diye bir şey. Sağdı Carnot çevrimi var. Bu nasıl diyeyim? Maksimum güç elde edebileceğin bir çevrim güya. Yani Carnot çevrimi. Evet. Bu arada şey, ahkam kesmeyeyim. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Sanırım maksimum güce ulaşabileceğim bir müthiş bir çevrim, yani kusursuz bir çevrim vari bir durum var ortada. Erdi'yle eve gelip bu mevzuyu anlattığımda epey gülmüştük işte. Sonrasında yanlış hatırlamıyorsam Osmaniye'de enerji mühendisliği, Korkutepe'de enerji mühendisliğinde ders veren bir hoca Eyüp Tel olabilir. Yine yanlış hatırlamak istemiyorum. Onun böyle bu işlere ayırdığı saçma sapan gazete küpürlerinden topladığı 150 sayfalık falan böyle bir dokümanı varmış. Tarih boyunca devri daim makineleri diye. Çok komik bir şey. Bu şey mi? Onu Türk falan gazeteleri mi? ha böyle işte Sadece. Erke Dönergeci falan filan mevzularından böyle var. Vay be. Ya bu çok ciddi bir eylem. Bütün tarihin eylemi. Mesela Roma'da bile Perpetual Machine var. Serbest düşüş de işte. Hani orada şey var ya. Calut iki tane eleman alıyor işe. Hiyelkar iki tane. Çünkü çok fazla hesaplama yapması lazım. O hesaplamaların da işin içerisinden çıkamıyor. Bir tane gidip Yahudi banker diyebileceğimiz, bugünün itibariyle Yahudi banker diyebileceğimiz bir adam para hırsına bürünmüş. Kendini zindana attırıyor. Bir tane kasası var meşhur. O kasayla birlikte. Evet, Calut da o da çok enteresan bir heh. hikayeydi ya. Ya onların hepsinin aslında bence ciddi önemleri var. Yani hani insanın bir şeyleri koruma, muhafaza etme hırsının başından Evet, dönüyor. Her yer. aynen. Yani hepsinin altında bir felsefi mesaj var bence, aynen. Mesaj var. Evet. İşte o amca böyle parayı çok seven, bir kasanın içerisinde bütün paralarını tutan amca diyor ki ya ben bu parayı hayatta koruyamam tek başıma. E ne yapayım? Ben kendimi içeri attırayım. Bir tane acayip büyük bir zindana attırıyor kendini. Çok iyi korunum vesaire. Sonra Cavuk bir ekip toparlıyor kafasında. O ekiple beraber o zindana giriyorlar. Kasayı işte kırıyorlar. Kasayı çalıyorlar onun. Sonrasında oradan çıkan parayla iki tane hiyelkar, ikiz bunlar, Diyarbakırlı. Ta Diyarbakır'dan işte Dersaadet'e İstanbul'a getirtiyor onları. O Calud'un ihtiyaç duyduğu muazzam hesaplamaları yapacaklar. Onların da babaları çok lanet bir adam. İşte bunlara gitmemelerini istediğini falan söylüyor. Ta İstanbul'a kadar arkalarına düşüp geliyor. Siz bana evlatlık olarak şu kadar para vermiştiniz. Ben sizi öyle salmıştım. Ama şu kadar daha borçlusunuz diyorlar. Onlar da hayatlarının en büyük hatasını yapıyor. Calda diyorlar ki bu parayı babamıza ödersen sana 30 yıl kölelik ederiz. O da tamam diyor, ödüyor. Evet. Sonra bunlar gönüllü köle oluyorlar. O kadar yoğun böyle stres altında çalışıyorlar. Aylarca hesaplamalar vesaire. Calud'u şeye ikna etmeye çalışıyorlar. Bak kardeşim, devri daim makinesi diye bir şey söz konusu değil. Olamaz, yapılamaz. İşte sürtünme var, atmosfer basıncı var vesaire vesaire. İçin ilginç tarafı Calud devri daim makinesi denilen zımbırtıyı çok zorluyor. İlk 3-4 tane şeyi, sanırım 4 tane zımbırtısı var Calud'un yapmaya çalıştığı. Yılan en son icadı. Evet. O yılan, yine metaforik bir anlatım var orada. Kendi kuyruğunu yiyen yılana evriliyor. Hırs yani o yılan aslında. Evet. Üzeyir Bey'in hikayesinde onda oluyor. Evet. Calut
O yılan da şeyden vazgeçiyor. Devri daim makinesinin yapılabilmesinin imkansız olduğunu anlayıp onu yapabilmesinin tek şartının iktidar taşı denilen zımbırtı olduğunu bir görünüp bir kaybolan onu idrak ettiği zaman işte en büyük hikaye aslında en büyük icadının başına oturmuş oluyor. O dördüncü çift başlı yılan Calhoun'un aslında vazgeçtiği yani devri daim mevzusundan vazgeçtiği ama hala hırslarına yenik düştüğü ve bir şekilde iktidarını korumak isteyen şey yapıyor. İktidarını korumak istediği ve bir sonraki nesle aktarmak istediği bir icat. Ve bunlar gelmişti aklıma böyle bu Perpetual Machine mevzusundan. Bir de şey geldi. Inception filmi geldi. Christopher Nolan'ın Inception filminde bütün mevzu işte o neydi? Leonardo DiCaprio. Gidip bir tane adamın beynine bir fikri tohum olarak ekmek rüyalarda böyle katman katman rüyasında. Sonrasında da o fikrin yeşermesini ve hayata geçirilmesini beklemekti. Calhoun Üzeyir adlı kölesini aldığında tek bir isteği var. Gerçek anlamda bir çocuğu olmuyor. Diyor ki ben çocuğumu çocuk yetiştiremiyorum. Kendimden bir şeyler yapamıyorum. Dünyaya bırakamıyorum. Ama fikrimi bir çocuk gibi Üzeyir'in zihnine nakletmem, onun orada yeşermesini, büyümesini sağlamam lazım. Tıpkı Inception filmi gibi Üzeyir'i yıllarca kapatıyor, kötü davranıyor, dışarıda öcü var mevzusunda korkutuyor. Üzeyir de saf bir çocuk. Aslında dahi yani denilebilecek saf bir çocuk. Ve Üzeyir'e o yılanın ne yaparsa yapsın, ne olursa olsun o yılanın yapması gerektiği düşüncesini ekiyor. O yüzden Calhoun çok enteresan bir karakter. Yani birçok şey barındırıyor içinde. Anlam barındırıyor. Çok zıtlık, çelişki barındırıyor. Yani o kadar cinsel gücü yüksek, o kadar yakışıklı. Tabiri caizse kerhanelerdeki karıların bile böyle ah Calhoun gelse de bir görsek dediği adam nasıl olur da güç iktidar hırsı için bu kadar yanıp tutuşur? Hiçbir denkleme uymuyor Calhoun. Benim kafamda öyle bir karakter oldu. Burayı böyle Calhoun'da uzun uzun anlattım. Evet, aynen. Ben de Calhoun'u benzer düşündüm. Yani orada bir saf kötülük gibi değil de yani hakikaten güçlü, yakışıklı falan ama bir yandan da böyle bir kapılmış yani. Hani işte çocuğum olsun, işte böyle iktidarımı arttırayım. İşte böyle hatta kendinden ordu kurmak istiyor. Gerçekten çocuklarından ordu falan kurmak istiyor. Öyle öyle. Evet, evet. Aynen, Calhoun'lar ordusu. Kurmak gibi böyle aslında hani bir yandan da garip fantazileri olan, yani o kadar kendisi güçlü kuvvetli olmasına rağmen böyle şeyler isteyen bir kişiliğe dönüşüyor yani. Bu arada da bir borç alma durumu oluyor değil mi? Yafis Çelebi mi alıyordu? Bir de öyle bir şey var. Hikayenin mesela arkada dönen bir borçlanma mevzuu da var. En sonunda onu da görüyoruz zaten. Üzeyir Bey'e patlıyordu yanlış hatırlamıyorsam o. Üzeyir işte büyüyor, bey oluyor filan. Hani böyle sevilen bir insana dönüşüyor. Yavaştan Üzeyir'in hikayesine geçelim istersen. Evet. Calhoun hakkında da konuştuk. Zaten şey çok kısa. Üzeyir Bey'le ilgili. Yani bu kapanış kısmı aslında. Yani böyle biraz felsefi mesajlar üzerine vererek ve hani yavaştan kapanışı ve hani bazı sırların açıklanışı gibi bir son bölüm aslında. Başlığı da şöyle. Devri daimin sırrını çözen Üzeyir Bey'in hal tercümesi ve görülebilen menkıbelerinden bazılarını beyan eder. Yani devri daimin sırrını çözdüğünden bahsediyor. Ama çok da umursamıyor Üzeyir Bey. Hani bu sırrı çözmesi de yine o felsefe taşı vesilesiyle oluyor. Ama felsefe taşının şöyle bir şeyi var. İşe yaramaz durumu var. Felsefe taşı, o işte iktidar taşı diyeyim. Belli bir aralıkla vücut buluyor. Atıyorum işte 42 yıl diyen var. 42 yılda bir dün evet. Evet, 42 ve 37 şeyleri dolaşıyor. 42 de benim aklıma şey getirdi mesela. Gene bir metinler arasılık olabilir. Bu galaksinin Otostopçu'nun galaksi rehberinde işte evrenin ve her şeyin anlamı işte 42 çıkıyor. Bir bilgisayar bunu hesaplıyor. O bence doğru da olabilir. O bir insanın sağlıklı yaşamının böyle ikinci baharının başladığı. Yani aslında insanın cinsel anlamda İşte güç anlamında vesaire tam düşüşe geçtiği zaman dilimi böyle 42. Hmm. Oradan sonra yavaş yavaş inişe geçersin. Onun bir metaforik anlatımı da olabilir. Ben de öyle düşünmüştüm aynı şeyi. Hmm. İnsan ömrü üzerinden düşünce de öyle bir şey olabilir. Çünkü Otostopçu'nun galaksi rehberindeki o 42 işte ölüm anlamına geliyor zaten. Japonca 42 sayısıyla ölüm eşdeğer. Ha, öyle mi?
Onu Ha, bilmiyordum. öyle bir geyik vardı. Biz konuşmuştuk onu. Eren'le mi konuşmuştuk? 42 Olabilir. Japonca ölüm anlamına geliyor işte. Hayata aslında değerini katan şey de ölüm olmuş oluyor. Yani eğer ölüm olmuş olmasaydı belki hayat bu kadar değerli olmayacaktı. Ya da ne bileyim işte zaman bu kadar değerli olmayacaktı. Evet. Öyle bir mevzu benim de aklıma aynı şey gelmişti bu arada. Evet. Benzer bir Aynen. Bu işte vücuda gelmesi bu kadar uzun aralıklarla olduğu için yani ondan üretilecek bir enerjiyle bir şey yapmanın pek bir imkanı yok. Yani sonsuza kadar beklemek lazım bir şeyler. İşte bir iki zamanlı bir devri daim makinesi düşünün mesela. Şöyle çok basit. İşte bir çözüm şeyin de çok basit, evet. aynen yani işte o şey kabın içinde oluştukça felsefe iktidar taşı işte piston yukarı itiyor böylece motoru işte motorun silindirini bir yarım tur döndürüyor. Kaybolduğunda bir daha aşağı iniyor. Bu sefer de bir yarım tur daha. Yani bir tur dönmesi bu silindirin yani şey öyle düşünün bir arabanın herhalde 15 santimetre ilerlemesine falan denk gelir yani. Ya da işte olsun bir metre bile değil yani bir metre ilerlemesine hadi diyelim ki. Bu işte 47-42 yılda gerçekleşecek falan. Baya anlamsız bir şey. Zaten Üzeyir Bey buna da çok kafa yormuyor. Bir de böyle bir nokta vurgusu var bu bölümde. Hani aslında işte bana şey gibi geldi. Roman burada bitiyor diyor bence bize İhsan Oktay'ınar. Yani bir işte Üzeyir Bey bir yerlerden bir kitap elde ediyordu yanlış değilsem. İşte orada bir bakıyor. Ha ona şey hatta Uzun İhsan Efendi veriyor o kitabı. Al diyor işte sen burada aradığın şeylerin cevabını bulacaksın falan. İşte o şeyle ilgili. Yine devir daim makinesiyle ilgili. Yani başta o Cavul'un kendisine verdiği görevi önemsiyor hakikaten. Ve dışarı çıkmakta da genelde çekiniyor işte çocukluktan gelen Cavul'un korkutmaları sebebiyle. Nadiren dışarı çıkıyor. İşte Uzun İhsan Efendi'den öyle bir kitap elde ediyor. Bakıyor kitaba hiçbir şey yok ki bir nokta var sadece falan. İşte uzun düşüncelere dalıyor. İşte o kuyunun içine giriyor falan. O sırada işte kendi hayal aleminde o dediğin yılanın kendi kuyruğunu yemesi yemez. şeyini hayal ediyor. Yani aslında böyle zihninde bir görselleştiriyor yılanı. Her şeyle yaptığını düşünüyor. Yılanı vücuda geçir. Midasına varana kadar tek tek böyle onu kafasına Aynen. ediyor. Aynen. Orası Aynen. çok güzel bir anlatımdı. Benim hoşuma gitti. Sonrasında Aynen. yılanın kuyruğunu ağzına veriyor kendi zihninde. Diyor ki sen yani kendi başını ye derler ya bizde böyle. Evet. Kendi başını ye oluyor. O benim çok hoşuma gitmişti. Çok güzel bir resmetme sahnesi orası. Yani Evet. müthiş bir film demiş bence. Yani bir inzivaya çekiliyor aslında o Üzeyir Bey. Ve kendi üzerine o hani Cavad'ın yıllarca kurduğu işte o baskıyla işte beynine işlediği görevi aslında bir yerde üzerinden atıyor. Hani belki de işte yani bir sürü metaforla bağlanan bir yılanın gömlek Evet. değiştirmesiyle de olabilir. Yani onun üstünden atmış oluyor ve aslında hikayede noktalanmış oluyor. Ve Üzeyir Bey biraz daha böyle bir özgürlüğüne kavuşmuş gibi oluyor. Böyle bir hikayeyle sonlanıyor. Yani bu son bölüm de bayağı fantastik. Zaten öyle çok çizimler mizimler daha basit. Hani o teknik detaylara çok girmeden daha böyle bir ruhani felsefi bir şeyi var. Havası var son bölümün. Zaten en kısa bölüm. Ondan sonra da kitap sonlanıyor. Zaten böyle arada şey kendini daha çok hissettiriyor yazar. Hani dışarıdan o dinlediğimiz ses kendini daha çok hissediyor. Böyle mesajlar veriyor. İşte o hile, hiyel, masal, hayalcilik falan onunla ilgili Ya, işte mesajlar veriyor. Ve o şekilde sonlandırıyor. Yani mesela bu kitabı muhtemelen birkaç ay sonra konuşsak bayağı zorlanacaktık bence. Çünkü insan da unutuyor ya. Ben mesela Puskutalar Atlası'nı okuyalı oldu biraz. Yani 5-6 sene olmuştur. Daha fazla da olabilir. Çok bir şey hatırlamıyorum ama yani beni çok etkilediğini hatırlıyorum. Öyle bir kitap olduğunu düşünüyorum ben de bunun. Aynı şekilde hani tekrar okumak isteyebilirsiniz yani o yüzden. Ve özellikle mesela bu her şeyini iyice öğreneyim, tüm kelimelere bakayım falan derseniz de bayağı bir zaman harcamanız gereken bir kitap. Ama yani böyle az biraz bir eski dil bilginiz varsa işte Arapça, Farsça falan. Yani ben mesela herhangi bir sözlüğe bakmadan okudum. Çok da zorluk çekmedim. Tabii anlayamadığım yerler oldu. İlla ki kaçırdığım böyle alt metinler olmuştur. Ama bu haliyle okumak bile bana çok keyif verdi yani. Son bölümle ilgili de bunları söyleyeyim. Sen ne düşünüyorsun son bölüm hakkında genel olarak? valla son bölüm, evet sen epey detaylı anlattın Hacı.
Çok benzer düşünüyorum. Son bölümde söyleyeceklerimi böyle uzun uzun toparlamayı kafamda düşündüm. Olmuyor. Böyle artık aklıma geldikçe söyleyeceğim. Kitap tam Türk işi söylencelerin böyle şey yapılmış hali gibi, resmedilmiş, betimlenmiş hali gibi. Mesela son bölümle ilgili benim böyle direkt aklıma gelen bir tane atasözü var. Şey derler, dedenin yediği hurmadan torunun dişi kamaşırmış derler. Yani Yafes Çelebi'yi burada dede olarak varsayarsak, işte Caludu da oğul, Üzeyir de onların bir çeşit torunu oluyor. Yafes Çelebi'nin yıllar önce birine verdiği söz ve borçlanma geyiği ta Üzeyir Bey'i gelip buluyor. İşte evi neredeyse ondan alacaklar mevzusuna geliyor. Ve eylemler anlamında da böyle hani hakikaten şey oluyor işte dedenin yediği hurmadan torunun dişi kamaşıyor, geyiği oluyor. Türk söylencelerine hakim olursanız böyle kitaptan alacağınız zevk birkaç katına çıkabilir. Mesela işte yuva yıkanın yuvası olmaz geyiği, böyle saksanların yuvalarını bozması falan. Sonrasında dini alt metni çok bence. Dediğim gibi o Calut Davut mevzusu, hani Davut'la Golyat. Masum olanın, doğru olanın, her türlü zulümkar olanı, zalim olanı, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, tam böyle o zalimin her şeyi yaptım, her şeyi başardım dediği anda o yaptıklarının hepsini böyle kursağından, boğazından çekip alması, yani Davut gibi ufacık bir yaratık, Calut gibi, İzbandut gibi bir herifi öldürüyor. Evet. İşin bu tarafı çok güzeldi. Diğer yandan hırsın insana ne yaptırabileceğini, ne yapabileceğine dair çok güzel bir betimleme yapıyor. Bu da benim hoşuma giden işte yılanın kuyruğunu yemesi geyiği. Öğrenilmiş çaresizliğe sürekli dem vuruyor. İşte Üzeyir'in durumunu görüyoruz. Calut onu sürekli korkutuyor dışarıdaki hayata dair. Mesela bunu sen kendi çocuğuna uygulasan hasbelkader diyorum. Duru ufacık senin kızın. Dışarının şartlarına göre yetiştirmediğin çocuğun başına neler gelebileceğini tahmin edebilirsin. Yani biz mesela ebeveyn durumlarını burada aklıma getirmişti benim. Prens ve prenses gibi davranırsan çocuğuna, steril bir hayatta cam bir fanusta ya da fil dişi bir kulede yaşatırsan çocuğun gerçek hayata adapte olamaz. Sonrasında işte sosyal medyada, yolda, otobüste karşılaştığınız, kendisini dünyanın birçok insan, dünyadaki birçok insandan daha üstün sayan, işte insanların haklarına saygı duymayan, onlara herhangi bir şekilde şey vermeyen, insanlık payesi bile vermeyen, egoist, dünyadan anlamayan yaratıklar yaratabiliriz. Bu da geldi aklıma mesela o bölümde. Yani birçok şeyi düşündürttü bana. Üzeyir'in güzel tarafı Davud'a benziyor olması. Davud'un büyümüş hali gibi. Üzeyir de saf bir adam. Hatta Calut Hüseyin, Üzeyir'i almadan önce Üzeyir'in küçük böyle bir okul hayatından bir kesit var. Arkadaşlarının ona yaptığı kötü şakalar, bilmem neler vesaire. Aslında dahi bir çocuk. Bir sürü şey biliyor ama arkadaşlarıyla anlaşabilmek için kendini mesela sürekli baskı altında tutuyor. Bildiklerini bilmiyormuş gibi yapıyor falan. Yani karakterler bence çok sağlam oturmuş. Çok güzel seçilmiş. Ben bir Türk yazarın bu kadar iyi kurgu yapabileceğini düşünmezdim. Bu kadar fantastik yazabileceğini düşünmezdim. O yüzden bu da benim kendi ayıbım olsun. Hani hakikaten şaşırdığım bir kitap oldu. Sana da buradan teşekkür edeyim. Sen önermeseydin ben bu kitabı elime bile almazdım. Çok Çok sevindim. şaşırtıcı geldi bana. Böyle evet Tolkien değil, onun gibi değil ama çok daha farklı bir fantastik kurgu, çok daha farklı bir lezzet. Biraz da bizim ağzımızın tadına göre oryantal bir lezzet. Ben kitabı çok severek okudum. Çok hoşuma gitti dili, kurgusu. Sadece söyleyeceğim şu olur. Osmanlı tarihini, Osmanlı'nın yaşayış biçimini belirli bir şeyi yakalayabilirsiniz hani bilgi birikimini kitaptan alacağınız zevk muhtemelen çok daha fazla olacaktır. O yüzden genç arkadaşlara şöyle bir tavsiyem olur. Bu kitabı okumayı belki işte 18-19'lu yaşlara değil de böyle 22'li, 23'lü, 24'lü yaşlara bırakırlarsa belki daha çok haz alabilirler kitaptan. Öyle diyeyim.
Benim için çok güzel bir kitaptı. Çok teşekkür ederim tekrar önerdiğin için. Eren, siz de ilk oturumumuz oldu. Eren'e de buradan çağrı yapayım. Ben sözümü bitirmeden. Lütfen bir daha gelmemezlik etme. Çünkü tartışamıyorum. Tartışmayınca da haz etmiyorum falan. Değil mi? Siz birbirinize takışmayınca aynı zevki vermiyordur yani. Evet. Çünkü senin moderasyonun hani belli bir noktada duruyor. Benim aldığım zevk onunla tartışmak, ne bileyim onun bana laf atması vesaire veya soru sorması falan beni zevklendiriyor. Yani aynen. Bundan zevk almadığım anlamına gelmesin. Bu da çok zevkli bir oturum. Çok hoşuma giden bir oturum ama şimdi Eren'le de kavga etmeyi isterdim yani. Aynen, aynen. O zaman muhtemelen böyle konuyu daha farklı yerlere çekip işte bir anda böyle ama bir yandan da çok keyifli bir işte daha çok güldüğümüz bir oturum olabilirdi. Aynen. Evet. Genelde öyle oluyor çünkü Eren, sen, ben üçümüz olursa. Evet. Ben genelde hani daha böyle toparlamaya çalışıyorum. Siz böyle hani çekiştiriyorsunuz şu andan sonundan. Bayağı keyifli oluyor yani. İşte yaramaz çocuk ve bir tane böyle moderatör abi gibi bir durum söz konusu oluyor. Biz de bundan çok şeyiz. Bu arada herkesin önünde sana da çağrı yapayım. Çağrı kardeşim, lütfen gitme, bizi başıboş bırakma. İnşallah daha sık oturumlarda yer alacağım bundan sonra. İnşallah. Benim kitapla ilgili söyleyeceklerim son olarak bu kadar. Çok teşekkür ederim Dişat. Ben de birkaç, yani zaten yorumlarımı ben de anlattım. Başta da çok biraz detayına girmiştim. Ben de birkaç öneriyle yani kitapla ilgili İhsan Oktay Anar'ı okumuş olan ya da okumayı düşünen, hani biz bu yayınımızı dinledikten, izledikten sonra okumayı düşünenlere benim de tavsiyem yani 20'li yaşlardan sonra okumaları olur. Zaten yanlış değilsem bu üniversite öğrencilerine önerilen kitaplar arasında yer alıyor bu İhsan Oktay Anar'ın kitapları. Yani birincisi biraz şeyden uzaklaşmak gerekiyor. Bu kitapları daha böyle güzel anlayabilmek için. Hani böyle ön yargıyla yaklaşmamak için diyelim. Bizim resmi tarihimizden birazcık hani soğumuş olmak gerekiyor. Yani çünkü resmi tarih anlatımımız özellikle ilk ve orta öğretimde işte yani ilkokul, ortaokul, lisede çok yoğun. Hani bu üniversitede biraz zayıflıyor. Hani inkılap tarihi var ama mesela inkılap tarihinde de birazcık daha esnek anlatımlar olabiliyor. Ve hatta işte alabileceğiniz işte seçmeli derslerle ya da hani ulaşabileceğiniz, okuyabileceğiniz zamanınız oluyor çünkü üniversitede kendinize ayırabileceğiniz. O zamanlarda hani bunu araştırıp öğrenme fırsatınız oluyor. Hani resmi yazılmış tarih değil de hani biraz daha farklı kaynaklardan, farklı yorumlarla tarihi görmek şansına erişiyorsunuz. Hani bu sayede birazcık şey kırılabiliyor şey algısı. Yani işte Osmanlı böyle mükemmeldi. İşte Türkler her zaman çok iyidir. Her zaman en iyisini bilir, en iyisini yapar. Hani bunu bir kırmak gerekiyor yani. Yoksa diğer türlü birazcık şey gelebilir. Saldırgan hissedebilir insan. Yani kendisine saldırılıyormuş deyip işte böyle manevi değerlerine saldırılıyormuş falan gibi hissedebilir. Hani o yüzden bence biraz o üniversite çağlarına hatta üniversitenin sonlarına doğru falan bu kitabı okumak daha faydalı olur diye düşünüyorum. O zaman daha iyi benimsenebilir. Ben de mesela bunu lisede okusam o şekilde hissedebilirdim hakikaten. Yani aynı zevki almayabilirdim. Üniversitede işte kitabını ya üniversiteden yeni mezun olduğumda ya da üniversite son sınıfta falan okumuştum. O zaman bana oldukça keyif vermişti. Bir bunu önerebilirim senin gibi. Bir de işte tarih, felsefe, işte kutsal kitaplar, işte kutsal hikayeler. Bunları hani bunlardan herhangi birine ilginiz varsa veya bunlardan herhangi biri hakkında bilginiz varsa kesinlikle çok daha keyif verecek bir kitap. Ve yani bu kitap özel olarak da mekanik bilimine, yani makine mühendisliğine işte de mekaniğe ilginiz varsa yani aslında böyle temel fiziği bile hani seviyorsanız, lise fiziğini bile seviyorsanız aslında gayet yeterli bir şey. Siz gayet bunu çok güzel anlayıp şey yapabilirsiniz buradaki çizimleri. Çünkü çok detaylı, güzel ve basit anlatılmış. Yani böyle evet, çok aşırı detayına inmeden anlatılmış. O yüzden de hani fiziğe birazcık şeyiniz varsa, ilginiz, alakanız varsa oraları da çok keyifli okuyabilirsiniz. Bu şekilde bir önerim olabilir. İhsan Oktay Anar'ın diğer kitaplarını işte bir 3-4 kitabını daha okudum ama çok detaylı hatırlamadığım için hani hangisini ilk okuyayım falan gibi böyle bir tavsiyede bulunamayacağım maalesef ama hani İhsan Oktay Anar'ın herhangi bir kitabını alsanız pişman olmazsınız diye düşünüyorum.
Ama şeye dikkat etmek lazım. Bazı kitapları bazı alanlara çok özelleşmiş. İşte Amat kitabını okumadım ama o daha denizcilik, Bahriye'ye özelmiş. Orada bayağı bir denizcilik terimi geçiyormuş mesela. Şeyi okumuştum, Suskunlar. Orada mesela bayağı müzik, musiki dediğimiz. Hep böyle bir müzikle eşliğinde gidiyor mesela. İşte bu kitapta makine mühendisliği, mekanik var. Her bir kitapta böyle belli bir şey üzerinden de işlenme durumu olabiliyor. Çok çok renkli bir kişilik İhsan Ortaylı'nın. Aynen, Öyle evet. gördüm. Aynen. Umarım bir belki bir sonraki yani bir sonraki demeyeyim. Sonraki kitap oturumlarımızdan birisinde bir başka kitabını da okumak nasip olur diyeyim yani. Yani Evet, ben neden olmasın? yapacağımı Aynen. düşünüyorum. Aynen. Neden olmasın? Mesela bir Galis Kahraman vardı. Ben onu bitirmemiştim galiba. Belki onu önerebilirim bir süre sonra. Söylemiştin sen hatta ondan zevk aldığını da söylemiştin. Bir oturumda bir gün ne zaman Olabilir, bilmiyorum. olabilir. Zorunda değil. Pardon, Osmaniye'de bir köşkte sanki söylemiştim diye hatırlıyorum. Olabilir, evet. Aynen. O Galis Kahraman da hani bir anti kahraman. Mesela Türk Edebiyatı'nda da anti kahraman çok yoktur yani. Hani var olduğu tabii kitaplar var ama yani anti kahramanı okumak da bir Türk yazarından bayağı zevkli oluyor. Ve hani İhsan Oktay'ın olunca da işte felsefe, mizah, tarih hepsi iç içe geçiyor. Bilim de oluyor bazen. Çok zevkli okuması oluyor. Tüm takipçilerimize tavsiye ederim. Kapanışa doğru geçeyim istersen Dişat. Hani ekleyeceğim bir şey yoksa. Yok ekleyeceğim bir şey yok dediğim gibi. Yine teşekkür ediyorum. Güzel kitaptı. Ben de arkadaşlara okumalarını tavsiye ederim. Ben bayağı eğlendim okurken ve bayağı da bir sürü bağlantıyı buldukça böyle kendi kendine bulmaca çözüyormuş gibi, sudoku çözüyormuş gibi keyif aldım. Çok da hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Satır Arası'nın 29. bölümünde sonuna geldik arkadaşlar. Ya aslında bir saat altında yapmayı hedefliyorduk ama herhalde böyle bir saat, 1,5 saate yaklaştık. Bir saat 20-25 dakika yaptık galiba. Muhtemelen. Çünkü gerçekten konuştukça insanın konuşası geliyor. Ben de biraz arayı açınca ben de daha çok heves oldu yani. Ben de böyle uzattım hep konuşmaları. Hani moderasyon bende olmasına rağmen uzatmış oldum yani. Bence iyi de oldu. Eyvallah, güzel oldu bence de. Bizi birçok kanaldan takip edebilirsiniz, onları sayayım. YouTube'da videolarımız yayınlanıyor. Podcast platformlarında podcastlerimiz yayınlanıyor. İşte Apple Podcast'te varız, Spotify'da varız, Google Podcast'te de çıkıyoruz. Direkt oraya erişimimiz, bir yönetimsel bir şeyimiz olmasa da. Ve Spreaker ana yayın kanalımız. Bunların hepsinden bölümlerimize ulaşabilir. Ve bizim hakkımızda yorum bırakabilirsiniz. Yorum bırakabilirseniz çok seviniriz. Yani YouTube'a olsun, Apple Podcast'a olsun. İşte Ekşi Sözlük'teki bizim satır arası başlığına olabilir. Ve bizim hani komitemize gelmenizden de çok memnun oluruz. Telegram komitemiz var. Komitemiz var. Yani bir Telegram grubu aslında komite dediğim. Ve orada hani sürekli bir işte bazı kitaplarla alakalı, teknolojik bazı trendlerle alakalı ya da işte edebiyatla alakalı hani birçok konu konuşuluyor. Bence hani genel olarak seviyesi de gayet güzel yani 250 kişi. Çok da dağılmadan aynı kanalda konuşabiliyor. Bence bu bile güzel bir gösterge yani 250 kişinin aynı kanalda yoğun olarak ve çok ortalığın dağılmadan yazışabiliyor olması. Hani çünkü çok böyle kutuplaşmaya meyilli bir toplumuz. Çok aşırı kutuplaşmadan bir şekilde yolumuzu bulabiliyoruz yani sohbetimizi edebiliyoruz. Oraya da bekleriz herkesi. Zaten bunların linkleri de bizim işte YouTube videomuzda ve podcast'imizin açıklamasında yer alacak. Buradan bu linklerden bizlere ulaşabilir, diğer bölümlerimizi izleyebilir, dinleyebilir ve Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Bizle direkt olarak iletişime geçebilirsiniz. Bunları hani yaparsanız çok seviniriz. Özellikle yorumlar da bizi yani çok mutlu eder. Onları zaten bölümlerde okuyup teşekkür ediyoruz yorumları yapanlara. Evet. Hani yani kötü yorum da olsa okuyoruz. Her türlü yorumu okuyoruz. Hani böyle çok küfür falan içeriyorsa belki okumayız da onun dışında her şeyi okuyoruz yani. Onları da Küfür de bekleriz. etmeyi versinler canım. Değil mi? Evet yani. Yani ederlerse de bir şey demeyiz ama okumayız en azından çünkü yani genelde birazcık böyle moda şeylerimiz var. Ufak yayın ilkelerimiz diyeyim. O Evet. yüzden. Tekrardan çok teşekkürler bizi izlediğiniz, dinlediğiniz için. Umarım sizin için de keyifli bir süre olmuştur bu bölümü dinleme, izleme süresi. Ve İhsan Oktay Anar'ı okuyun, okutun diyerek son mesajımızı verelim. 30. bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.